Merhabalar, iyi akşamlar Hasan. Saatte geç oldu biraz. Kırmadın, katıldın. Merhaba. Merhabalar, merhabalar. Sağlık Hayırdır, galiba nasılsınız? hala şu anda. Sağdayız, ne yapalım, çalışıyoruz. Evet, son artık 2 gün bile kalmadı. Neler söylemek istersin? Son durum nedir? Kandıra nasıl? Atmosfer nasıl? Böyle bir seçim oldu mu? O sıcak kanlı tavırlarınla seni dinliyoruz. Buyur. Şöyle, öncelikle hayırlı akşamlar Hayri Bey. Ya inanın, şunu söylemek istiyorum. Kazanan Kandıra olsun, Kandıramız olsun. Kandıramız için nasıl ne gerekiyorsa, nasıl bir güzellik varsa, Kandıramızın menfaatine ne olacaksa, yani Kandıra kazansın. Bu seçimde Kandıra kazansın. Yani Yani sürekli sen Kasım ayından beri de sahadasın. Artık son döneme girdik. 2 gün bile kalmadı dedik. Ne diyorsun? Yani atmosfer nasıl? Bize sahayı anlatır mısın? sahada inanın çok güzel bir seçim atmosferi oldu. Her akşam ayrı ayrı köylere gittik. İşte bazen düşünün, şöyle adaylarla aynı köylere denk geldik. İşte telefon ettik. Siyasete dedik, nezaket getireceğiz. Dedik abi, biz de aynı köye yazmışız. Siz önce gidin, biz sonra gidelim. Biz önce gittik, ondan sonra geldiler. Yani değiştirdik böyle. Diyorum ya, yani kazanan Kandıra olsun. Kandıramız olsun. Yani bak, bu saate kadar sahadayız. Emek verdik. 5 aydır sahadayız. Levent Başkan'la beraber. Levent Bey'im, bak, projeleri yaptık. Bunların hiçbirini yazma çizme değil. İlk önce sahayı gezdik. Eksiklerimiz neyse onları topladık. Sonra gittik, dedik ki 90 tane eksiğin arasında 41 tane plakamız uygunsun. 41 refah projesi. Yani yapılmayacak bir proje değil bunlar. Yani 20 yıl önce yapılması gereken bir projelerdi. Biz Kandıramız için bundan sonra elimizden ne geliyorsa, biz gençler olarak, ben yapmaya hazırım. Biz yapmaya hazırız. Hep beraber. Yani kazanan Kandıra olsun. Güzel bir siyaset olsun. Nezaket çerçevesinde bir seçim olsun. Bugüne kadar çok güzel geldi. Kimse kimseyi kırmadı. Güzellik oldu. Yani ben şunu söylüyorum. Kandıra bir ilçe olsa da herkes birbirini isim olarak bilmese de, yani gördüğünde herkes tanıyor simayen. Kandıramız güzel bir yerimiz. Aman diyorum, güzel bir seçim olsun. Kimse kimseyi kırmasın. Yarın hepimiz yüz yüze bakacağız. Birbirimizin kalbini kıracak, birbirimizin yüzüne bakamayacak hiçbir şey olmasın. Tüm adaya başarılı olsun. Hayırlısı neyse olsun. Evet, dediğim gibi ilk kez böyle bir seçim atmosferi oluyor Kandıra'da. 13 tane aday var. Çok 50 bin nüfus olmasına rağmen inanılmaz sayıda bir aday var. Evet. Gerçekten inanılmaz bir yarış var. Evet. Sizler de sahadasınız dediğim gibi. Yani sonuç ne olursa olsun bugüne kadar böyle bir olay olmadı. Bundan sonra da olmasın. Evet. İnşallah öyle diyelim biz de. Sahadaki dediğim gibi gidiyorsunuz. Son dönemdeki hissiyatlarınız nedir? İnsanlar size neler söylüyorlar? Nasıl bakıyorlar? Nasıl yaklaşıyorlar? Yorumlar nedir? Ya şöyle, inanın bizim 41 refah projemizi beğenmeyen hiç kimse yok. Bak, diğer adaylarımız da bizim projelerimizi açıklıyor. Demek ki dedik Levent Başkan'la beraber, biz bunu kazanmışız. Yani bu yapılırsa, örnek veriyorum, öğrencilerimizin servis kartlarına dedik ki her öğrenciye biz para vereceğiz. Bak, bunu Büyükşehir Belediye Başkanımız açıkladı. Ne mutlu ki bize. Demek ki kazanmışız. Bak, ben az önce ne konuştum? Kandıramız için ne gerekiyorsa, Kandıramızın menfaatlerini nasıl bir şey istiyorsak, biz bu projelerimizi gece demedik, gündüz demedik, hepsinde emek var. Bakın, hepsinde emek var. Bir tanesi, yani şahsi ya da partimizle ilgili değil, Kandıramız için. Bak Hayri Bey, bakar mısınız projelerimize? Hepsi Kandıramız için. Yani bu projelerin hiçbir bir tanesini beğenmeyen ya da bunun için farklı bir şey söyleyen yok. Herkes bu projeyi çok beğeniyor. Herkes çok destekliyor. Hatta tüm adaylarımız bizim projelerimizden esinlenerek kendine proje aldı. Demek ki neymiş? Kazanıyormuşuz yani. Kazanmışız. Evet, dediğim gibi artık 2 gün de kalmadı. Yani bugün Ben şunu program söylüyorum neredeydi? vatandaşlarımıza, tüm Kandıramızın, aziz Kandıralı hemşehrilerimize, 5 aydan beri sahadayız. Gece demedik, gündüz demedik. Hiçbir hesap yapmadık. Amacımız Kandıra dedik. Kimsenin gönlünü kırmadık. Bu seçim sürecinde ben kimsenin gönlünü kırdığımızı düşünmüyorum. Eğer bir suç kusurumuz varsa da bu da af olsun. Yani şöyle, bilmeyerek, istemeyerek belki olmuştur. Diyorum ya, Kandıramızın kazanacağı bir seçim olsun. Yani tüm adaylarımıza da başarılar diliyorum. Yani tabii ki biz kazanmak istiyoruz. Kazanmak için yola çıktık. İnşallah 31 Mart akşamı biz kazanırız. Kandıra kazanır. Evet. Şu an hala programdasınız galiba gördüğüm kadarıyla. Tabii, Dışarıdasınız. sahadayız. Evet, sahadayız, devam ediyoruz. 2 gün kaldı. İşte Yarın da bir bakacağız. program var galiba ilçe merkezinde. Evet. Adaylarımızın, bizim de konvoyumuz var. Onu toparlıyoruz. Evet. Vatandaşlarımızı an ve sahadayız. Yani bizim yapmış olduğumuz projeler Ali Bey, hiçbir tanesini masa başında yapmadık. Gittik, yerinde inceledik. Yerinde sorduk, yerinde yaptık.
diyorum ya, yani ben istiyorum ya, bu projenin takipçisi olacağız. Yani bunların hepsinin kanlara yapılması lazım. Evet, Hasan Bahadıroğlu birinci sıra meclis üyesi adayı. Evet. İzleyenlere söylemiş olalım. Evet. Yani o da büyük ihtimalle mecliste olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah. Evet. Neler yapacaksınız? Yani ilk çalışmalarınız nasıl olacak? Mesela bak, ben size Ali Bey daha önce anlatmıştım. Ne demiştim? Sözümün başında dedim, Kandıra kazansın. Kandıramız için her şeyi yapacağız. Ben bu projelerimizin ilk önce takipçisi olacağım. Ya ben kendi bu bizim yazmış olduğumuz 41 defa projenin takipçisi olacağım. Çünkü vatandaşlarımızın hiçbir tanesi bize bu projeyi için kötü bir şey söylemedi. Herkes bu projelerimize tıkladı. Demek ki bu projelerin hepsi Kandıra'nın menfaatine, Kandıra'nın yararına bir proje olduğu için ben bu projelerin hepsine destek olacağım. Bu projeyi yapmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Evet. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Valla ben şunu söylemek istiyorum. Çok çalıştık. Siz de gördünüz. Size de bu süreçte Kandıra Haber yayın yönetmeni hayırlı olacağız. Size de çok teşekkür ediyoruz. Kandıramız için inanın size çok mücadele veriyorsunuz. Gece demiyorsunuz, gündüz demiyorsunuz. Bakıyorum, gece geç saatlere kadar bekliyorsunuz. Sadece bunun seçim zamanı değil, Kandıramız için her zaman her sorununu en önde getiriyorsunuz. Bak yani şöyle düşünün. Biz arkadaş olduğumuz halde bile Kurt Yönetmeni'de bir eksik varsa bunu bile paylaştınız. Dediniz ki bak, burada da bu eksik var. Hiçbir şekilde ayrımcılık yapmadan haber yayın yönetmeni yapıyorsunuz. Buradan size teşekkür ediyorum. Her zaman söylüyorum. Kazanan Kandıra olsun. Biz milletvekili seçimlerinde biliyorsunuz. Biz de dedik Kandıra dedik. Lan biz demedik. Ben demedik. Kandıra dedik. Kandıra dedik. Kandıra dedik. Bak bugün iktidar partisi dahil muhalefet partisi. Herkes yerli vatandaşları adayı gösteriyor. Demek ki neymiş? Artık Kandıra kazanıyor. Bakın Kandıra kazanıyor Ali Bey. Kandıra evet. Kazanıyor. Yani bak, o gün bize Kandıralı'nın vermiş olduğu desteklerden dolayı ne diyor şey, gazeteler manşet attı? Tüm Kandıra'nın vekili diye. Doğru mu? Evet, milletvekili seçiminde evet öyleydi. Ben şunu söyleyeyim siyasi büyüklerimize. Abi, hepinizden ben şunu istiyorum. Yani bizim amacımız Kandıra. Biz genciz. Bizim başka yaşama yerimiz yok. Biz dün de buradaydık. Bir Nisan gününde Kandıra'da olacağız. Biz her gün Kandıra'dayız. Benim işletmem Kefken yolunun merkezinde. Diğer işletmemde Kandıra'nın merkezinde otobüs işletmeci yapıyoruz. Servis işletmeci yapıyoruz. Her gün biz bu sahadayız. Yani biz hancıyız. Yani biz hancıyız. Burada biz hancıyız. Yani o, biz her gün bu dediğinle alakalı olarak son olarak bir otobüsteki problemle alakalı da evet. Bir Levent Başkan'ın da bir girişimi oldu. Onunla ilgili neler söylemek istersin? Ben şunu söylemek istiyorum. Kandıralı vatandaşlarımızın, aziz Kandıralı hemşehrilerimizin refah projesi. Yani vatandaşlarımızın refah seviyesini en yükseğe çıkarmak. Adil düzen. Yani bizim vatandaşlarımız, emekçi kardeşlerimiz, öğrenci kardeşlerimiz, işçi kardeşlerimiz, işçi abilerimiz, ablalarımız, teyzelerimiz ve İzmit'e hastaneye giden yaşlılarımız. Yani bu insanlar sabahın köründe keyfinden binip de otobüse ayakta ya da sıkışık koşup gitmek için uğraşmıyorlar. Hepsi ne yapıyor? Bir emek geliyor değil mi? Doğru mu şimdi? Yani kimisi öğrenci, kimisi çalışmaya gidiyor. Bir tane orada gezmeye giden yoktu. Doğru mu kardeşim? Evet, sabah seferleri özellikle doğru söylüyorsun. Biz de dedik ki biz bu Kandıra'nın sorunlarını diyorum mesela bize. Bir Kandıra'nın nasıl bir sorunu varsa o sorun bizim sorunumuzdur. Yani biz diyoruz ki gerekirse Kandıra belediyesi olarak Kandıra'lı vatandaşlarımızın daha konforlu bir şekilde gitmeleri için elimizden geleni yapacağız. Gerekirse Kandıra belediyesi olarak kendimiz sefer koyacağız. Yani anladığım kadarıyla, enerjinden de gördüğüm kadarıyla artık son maç saatine hazırsınız diyelim yani. Ya biz biliyorsunuz ben bir dönem mutlak yaptım, bir dönem azlık yaptım. Bu siyasette hep vardım. Ben yine söylüyorum. Muhtarlığım pandemi sürecinde geldi. 2 yıl pandemi yaşadık. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik. Elimizden ne geliyorsa gece demedik, gündüz demedik. Çoluğumuzdan, çocuğumuzdan vakit ayırdık. İnanın bazen buradan bak şunu söylemek istiyorum. Yani eve gidemiyorduk. 3 gün, 4 gün. İşte bir gün eşimle böyle muhabbet ediyoruz. Dedi ki Hasan, bu görev kutsal bir görevdir sana. Sen muhtarsın. Bu köyün insanları 1100-1200 nüfus, senin yapmak zorundasın. Ondan da Allah razı olsun. Gece demedi, gündüz demedi. Bizleri bekledi. İnanın bu pandemi sürecinden önce benim bir tane 6 ay önce çocuğum hani rahatsız olmuştu. 15-20 gün hastanede yapmıştı İstanbul'da. Sen süreci biliyorsun Ali Bey. Bakın daha önce yaşadığımız için biz bu sorunu biliyorduk. Yani böyle bir hastalık oldu diye korkuyorduk. Eve gidemiyordum. Sırf vatandaşlarımızın, halkımızın isteklerini yapmak için. Bak bunu yakından takip ettiniz. 2 yıl boyunca hiçbir kimseyi mağdur etmeden ufak, küçük, büyük, yaşlı, teyze, yani elimizde ne görüyoruz yapmaya hazırız. Sonuçta bizim hepimiz var. Çoluğumuz, çocuğumuz var. Bak ben evliyim, 4 çocuk babasıyım.
Yani hepimiz bunlardan vakit ayırıyoruz. Ya bak, bu çoluk çocuğumuzdan vakit ayırıyoruz. Bu işleri yapmak için. Kandıramızı bizim yapmak için yani. Eşimizden, çoluğumuzdan. Yani herkes gezerken, tatil yaparken biz gidiyoruz. Diyoruz ki işimiz var. Bak, bu saatte sahadayız. Evet. Neden? Kandıramız için ne gerekiyorsa onu yapmak istiyoruz. Yani sonuçta herkesin kendine göre bir hayali vardır. Yani düşünsenize ya, yani çoluğunuzdan çocuğunuzdan vakit ayırıyorsunuz. Eşinizden, dostunuzdan vakit ayırıyorsunuz. Bütün enerjinizi, bütün şeyinizi sahaya harcıyorsunuz. Bu nedir? Hiçbir menfaat gözetmek sizin. Bak, hiçbir menfaat gözetmek sizin. Allah aşkına hepimizin bir işi gücü var. Onlarla uğraşıyoruz. Yani bizim amacımız aslında ne biliyorum Hayri Bey? Bir insan kendi çocukları için nasıl bir şey hayal ediyorsa tüm o ülke için aynı hayal eder. Tamam kardeşim. Benim çocuklarım Kandıra büyüyecek. Benim çocuklarım yaşamalı Kandıra. Ben çocuklarım nasıl bir şehir hayal ediyorsam, bak nasıl bir şehir hayal ediyorsam aynı şekilde bu şehri, bu ilçeyi işletmek isterim. Evet, bu hatta sosyal sorumluluk projelerinde de seni çok sık görüyoruz. Son dönemde de o Eslemine kardeşimiz, Sema Aslısı bebeğimize de yaptığın yardımları da biliyoruz. Yani kendi söylemediklerin de vardır mutlaka. Evet. Çok iyi tanıyorum seni de. O konuda hatta bir öncülük başlatmıştın ama çok da karşılık bulmadı. Hatta o çağrıyı bir daha yinelemiştin geçtiğimiz günlerde. İzmit'te ki bir yayında, tekrar Estanbul'a yayınında bunu söylemiştin. O konularda da girişimlerini görüyoruz, takdir ediyoruz. Senin de Allah razı olsun diyoruz sana da. Cümlemize. Ya şimdi şöyle, Rabbim kimseye hasat vermesin. Tamam, o kardeşimiz bizim ihtiyacımız var. Yani bizim 600 bin vatandaşımızla söz ediyorum. Estanbul bizim kardeşimizdir. Hatta ben Levent Başkan'a dedim ki, başkanım seçim bir sonra tekrar bu canlı yayına başlayalım. Esen kardeşimiz aralara başlamış. Bunu yüz yapıp bir an önce kardeşine gönderebilirim. Çünkü yani bir an önce bunu yapmamız lazım bizim. O bizim kardeşimiz. Evet. Hasan, çok teşekkür ederim. Pazar günkü seçimde de başarılar diliyorum. Kandıra için yaptıklarını da biliyorum. İnşallah hep beraber o dediğin gibi o yaşadığımız çevreyi, ilçeyi güzel bir hale ya getirmek mesela, için. Bak, şöyle sen biliyorsun Ali Bey. Büyük şehrimizin mesela ne vardı? Bayram şenlikleri var çocuklar için. Sen de geldin, ziyaret ettin. Ben mesela gittim, sosyal bir insan olarak büyük şehrin ne yapabiliriz? Bayramda gittim. Onları aldım, köye kurdurdum. Gittim bir tane spor kulübü kurdum köye. Gençlerimiz bununla oynasın diye. Hatta açılış yapmıştık. Futbolcumuz Gökdeniz gelmişti. Yani benim diyorum ya, Kandıramız için, çocuklarımız için, kendi çocuklarım için nasıl bir şehir istiyorsam aynısını tüm çocuklara istiyorum. Benim çocuklarım Kandıra yaşayacak. Kazanan Kandıra olsun diyorum. Çok teşekkür ederiz Hasan. Hasan Bağdıroğlu, Yeniden Refah Partisi, Kandıra Belediye Meclis Üyesi, birinci sıra adayı. Pazar günü seçimde de başarılar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kal. Ben iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Tüm hemşehrilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Desteklerini bekliyorum. Hayırlı akşamlar.